Evet, beyler bayanlar, tekrar beraberiz. SteelSeries Adex turnuvasında final maçı, DP Merlin. Ben Lazerist, yanında da Salazar Doto. Selam abi, hoş geldin tekrardan. Evet, şimdi final takımları belli oldu. Aslında beklenen takımlardı. Yani ben buraya turnuva başında ufak bir anket yaptım. Hani önüme gelen arkadaşlarıma sordum. Kim kazanır sizce diye. Herkes de aynı cevap. Yani ya Merlin kazanacak ya DP. Ama herkes DP Merlin finalinde hani aynı karar vermişti. Bakalım şimdi benim kararım, benim tahminim. Yani Sağlar'ın tahmini. Nimete'ye kim daha alışmışsa, kim daha aşinaysa, daha güzel bir hani line-up dizebilirse o kazanacak. Zira bildiğimiz üzere bugüne kadar 50 kere anlattık. Fakat yeni yeni açmış arkadaşımız olabilir. Yeni gelen meta yüzünden bütün dengeler değişti. Bakalım bunlar takımların alacağı galibiyetleri nasıl bir etki edecek? Aynen. Hemen banlara pick draft'ı değinelim istersen abi. Merlin klasik Batrider ve Lich banları attı. Lich gene çok takip etmek için söyleyelim. Son Yama'nın kahramanlarından. Dark Passage ise OD ve Timbersaw banladı. İkisi de son derece güçlü pickler. Hani hafif nerf yemiş olsa da çok bir şey değişmedi. Bu yana Merlin Abaddon ve Nightstalker attı. Nightstalker özellikle hani kullanmayı seviyorlar anladığım kadarıyla. Özellikle geceye gelen bu bufflar sayesinde. Ve ultiye gelen bufflar sayesinde Nightstalker daha da güçlü bir hero haline geldi. Aşağıda ise Dark Passage'de ise Weaver'ı Enchantress var. Bu sefer Weaver'ı Talos Dota alamadı. Evet. Dark Passage tarafı aldı. Enchantress da çok güçlü bir jungle. Aynı zamanda çok ofansif oynayabiliyor. Hem erken oyun hem geç oyunda iş yapabiliyor. Ne diyorsun? Ben Daywalker'ın Enchantress'ini ve Chain'ini çok beğeniyorum. Türkiye'de bunu oynayabilen, hakkıyla oynayabilen sayılı sayılı oyuncudan biri bence. Zira oynadığı zaman yanındaki hani çevirdiği natural creep'i yardıma göndermekten çekinmiyor. Kendi tek başına farmak zorunda kalsa bile. Ve bunları çok güzel bir mikro ile kontrol ediyor. Yani bunun Enchantress piklemesi karşı takıma zor anlar yaşatacak. Alacakları bir Temp şeyini doğal olarak banlamış sayılıyor bence. Zira geçmiş oyunlarda gördüğümüz, yani gördük. Karşı takımda hani DP takımından Ezreal banı geldi. Şimdi diğer banlar olacak, bakalım neler banlanacak, neler piklenecek. New meta. Aslında 6.79'un hani en canlıca özelliği push'a biraz buff gelmiş olmasıydı. Özellikle takımlardan nispeten az gördük push'u şimdiye kadar. Ancak hani Enchantress zaten tek başına hani iyi bir push hero'su. Hani böyle 2-3 tane creep'i toplayıp böyle hani arkadaşlar gidelim yürüyelim tadında böyle. Biraz yürüyüşü vardı az yani. Hani bunu anti push'u durdurmak için olabilir. Bundan sonraki pickler push'a gidebilir. Dark Passage'da. Kotl ve Ezreal bana bunları söylüyor. Merlin'in tarafında ise hani daha ziyade böyle hani can sıkan hero'lar falan var. Hani özellikle çok sağlam nuke olan Visage banı var ve her cebe giren Nature's Prophet var. Onlar banlandı. Ve Crystal Maiden de aldı. Şu an Abaddon ve Crystal Maiden aslında support gözüyle baktığımızda hani lane'i çok iyi tutabilen, hani gerekli ofansif gerekli defansif kullanabilen supportlar. Herhangi gelecek bir carry'le, ek bir carry hani bu support yanında çok rahat edecektir diye düşünüyorum. Belki de yine aynı dizilikte setup dizecekler. Line dizilimi dizecekler ve Nightstalker'ı Trillian Keresi olarak kullanacaklar. Burada Crystal Maiden'e biraz değinmek istiyorum. Dota'da bildiğimiz en kırılgan hero'lardan biri. Hani tek tek alanında. Fakat bu kırılganlığını Abaddon'un kendi heal ve koruma özellikleriyle giderecek gibi gözüküyor şu anda Merlin Esports. Yani buraya da kırılgan ama kırabilen de bir hero aynı zamanda. Evet. Hani bu büyüler çok güçlü yani. Glass Cannon olarak geçiyor bunlar. Hani çok kolay kırılır fakat eğer bırakırsan hani bildiğin kendi özelliğini aktive eder ve bir anda o kombatın gidişatını İnşaatını değiştirebilir. değiştirir aynen dediğin gibi. Bu arada tabii Nightstalker'da çok iyi bir ikili oluşturacaktır. Hani herhangi bir şekilde farklı koridorlarda olsa bile Evet. Nightstalker'ın gelen ganki direkt ölüm demek. Çünkü çok sayıda slow olacak. Yani çok sayıda mini stunlar vesaireler olacak. Kazara Crystal Maiden ultisi iyi oturursa da hani çok can sıkabiliyor. Hani bunu Alliance maçında International 3'te görenler Evet. hatırlayacaktır Akkay'ı. İnanılmaz oynamıştı Crystal Maiden. Burada Darkseer alındı. Gelen ufak bir nerf tabii ki bunu çok değiştirmedi anladığım kadarıyla şu an. Ve Darkseer hala çok güçlü bir hero. Iron Shell hala çok güçlü. Vol hala çok güçlü. Yani bütün skill'leri çok iyi ve şu anda yeni offlane buff'larıyla beraber artık orada XP, Gold her bir şey çok rahat alacaktır diye düşünüyorum. Bu arada takımlar düşünmek için biraz zaman harcıyorlar. Veromancer banı geldi. Yeni pikler yapılmadan önce.
İşte bilmiyorum, bir tane carry'e ihtiyacı olabilir Merlin takımının. Hani hard carry olmak zorunda değil ama iyi kötü farmda iş yapacak birilerine ihtiyacı var. Hani Jair falan çok iyi bir seçim bence. Hem mantıklı evet, açısından. Evet, ben de onu diyecektim. Onu düşünüyor musun sen? Bu turnuvada da fazla görmedik Gary Cooper'ı. Biraz Türk takımının gözünden düşmüş gibi geldi bana. Yani bana da ilginç geldi aslında. 1'e 1 de, 1'e 5 de. Hani her duruma çok iyi giden biri aslında. Antipuş World Game'de de gayet evet, güçlü roketleriyle büyük bir burst damage yapabiliyor. Bana ilginç geldi. Ben bekliyorum şu an açıkçası. Bir Tals, Dotto. Evet. For the win. Gelir bence. Bakalım her şey Lambda'nın picklerine kaldı. Hı hı. Lambda ile Legion'un savaşı. Burada anti-match. Anti-match. Türkiye'nin en iyi anti-match oyuncularından birine anti-match vermek akıllıca bir seçim oldu. Evet. İlk maçtan üstünü ele geçirmek istiyorlar. Zira yaklaşık hani kısa bir sürede büyük itemlar kasabilen bir oyuncu. Hı hı. Tals, anti-match'li. Hatta Insider'ı sayılabilir. Ben hani izlediğim oyunları efsane oynuyordu. Hı hı. Bakalım bu imza seçimine karşı Legion, Legioner ne cevap verecek diyorsun yani? Nasıl cevap verecek? Kendi gayet farkında bu seçimin ne kadar güçlü seçim olduğunu. Hı hı. Bu arada söylemek lazım tabii, mesela Abaddon Crystal Maiden'ın duel lane'de anti-mage kasarsa gerçekten onu durdurmak imkansız gibi durum haline gelecek. Savaşlarda da keza indirmek çok zor olacaktır. Hani illa anti-mage'in muhtemelen 25-30 dakika farm kasmasına gerek kalmayabilir bu savaşta. Hani hızlı bir Battle Fury artı mantayla bir anda hani takım savaşta çok daha ciddi dalabilir. Hani bir ne bileyim 2-2, 3'e 3, 5'e 5 her türlü gideri var şu an itibariyle. Tabi bu Dark Passage'ı düşündürecektir. Hani benim aklıma gelen şu anda Queen of Pain gibi mid alıp ona hızlı bir şekilde Hex veya Silence çıkıp oradan anti-mage'i çekmek anlamlı olabilir. Yani Storm bile olabilir. Bence mid'den gelecek iyi bir Orchid, hızlı bir Orchid. Anti-mage'in canını çok sıkacaktır. Ufak bir dipnot düşmek istiyorum. Talsettin ve Legioner eski takım arkadaşları. Bu yüzden ufak bir çekişme olacak falan diyorum aralarında. Birilerini çok iyi tanıyorlar. Ve support olarak Rubik geldi. Rubik geldi, evet. Evet, aslında şu anda Dark Passage takımı hani bireysel olarak iyi rolar seçti şu an itibariyle. Ama takım sinerjisi konusunda biraz ben kararsız kaldım. Zira hani Darkse ve Weaver güzel offlane hero'ları. Birebir güzel hero'lar. Enchantress de öyle. Hep birebir de iyi bir hero. Rubik de iyi bir support ama gördüğünüz gibi takım savaşında tek elinde olan Darkseer'in Vol'u var. Başka hiçbir şey yok aslında. Bir iyi bir takım savaşı döndüğünde. Hani alın etkili büyüleri falan zayıf şu anda. Bunun yanında hani birebir de anti-mage'i kitleyebilecekler mi kitleyemeyecekler mi aslında soru o şu anda. Ya da onun farmını durdurabilecekler mi? Şimdi Darkseer anti-mage olacak muhtemelen. Hani kendi bu hani üst koridorda belki muhtemelen. Evet. Anti-mage Darkseer olacak. Belki Crystal Maiden'ın yanında durabilir biraz can sıkmak için. Onun dışında Abaddon ve seçecek 5. hero muhtemelen zor koridorda olacak. Hani Night Stalker'da mid olacak gibi geliyor bana. Dark Passage'da muhtemelen hani Darkseer üstte dediğim gibi. Weaver altta olabilir. Weaver mid olabilir. Hani öyle seçenekleri Dark Seer de mid'e gidebilir aslında. Balanlara karşı bu kadar da zayıflı olmayan bir hero. Yani çok rahat XP alacaktır ama Night Stalker. Evet. Push sayesinde. Onu çok istemeyecektir herhalde. Hani mesela Weaver olsa belki biraz haras satıp onun yanında deny falan gelebilir. Bunlar opsiyon olabilir. Hani Rubik mid de olabilir bu arada. Hani eski meta geri dönebilir. Özellikle Agarim'e giren çılgın bir buff var. 5 saniye oldu. Evet. Cooldown'u. Yani biliyorum bir takım savaşında 3 tane ulti atmaya şansı var şu an arkadaşın. Bilmiyorum gerçi çalacak çok bir ulti yok şu anda ama hani Crystal Maiden'ın olmasını bile çalsa bayağı bir can sıkabilir. Muhtemelen Merlin alan etkili büyü atan bir çılgın böyle bir Enigma type gibi birisini almayacaktır diye düşünüyorum. Bu pickten sonra. Bakalım. Temprasis'in banı geldi. Ve nerflenmiş alchemist banı. Biraz onu değinmek istiyorum. Sence alchemist nerflendi mi yoksa bufflandı mı? Bir önceki oyunda aslında bir tane konuda konuşmuştuk ama yani zaten HP'sinin inanılmaz düşmesi. Hani 750 veriyordu galiba ultisi yanılmıyorsam. Hani çok çılgın bir rakam aslında. Hani 2-3 tane büyük nük yapar. Resistance'ları düşürürsen. Hani o inanılmazdı aslında. Oyunun başında özellikle çok avantaj sağlıyordu. Ancak oyunun sonunda HP sonuçta elde edilebilir bir kavram yani. Çok ucuz alabileceğiniz bir şey. Yani 750 olmasa bile tabii. 750 almak çok kolay yani değil mi? Core item'ların arasında Talas yerleşmiş olabilir. Evet, aynen. Yani heart almak çok iyi bir seçim bence. Olur evet. Şu an. Heart alırsan zaten regen'le bitirecektir. Ama işte regen'in güzelliği şu mesela. Bir önceki, iki önceki oyunda yanılmıyorsam öyleydi. Çok zehirli böyle. Hani alan böyle zamana yayılan bir hasar şeyi vardı. Takım vardı. İşte Viper, Veno falan vardı. Ölmüyordu yani orada. Yani ulti atıp ulti şeye falan, TP falan atabiliyordu çok kolay. Kimse kesemiyordu. Yani çok nük gerekiyor yani kesmek için. Ve onun Doom geldi. Doom'da benim tahminimce Frost oynayacak gibi. Vallahi muhtemelen
Muhtemelen Frost oynayacaktır diye düşünüyorum ben de. Ama nereye koyacak şimdi? O önemli. Hard lane'e mi? Jungle'a gelebilir. Çünkü Arnet'e BFT'ye karşı oynarken Frosty'yi direkt Doom'la jungle'a yollamışlığı var. Hmm. İşte Abaddon o zaman tek başına hard lane'e duracak, sıkışırsa dönecek derken troll geldi. Troll ve sonunda Nimeta piklerinden troll geldi. Ve dediğim gibi Frosty şey oynuyor. Doom oynuyor. Talsettin anti-match, Lambda, Crystal Maiden, Unique, Balanır ve Genda Abaddon'da. Abaddon oynuyor. Karşı takıma baktığımızda da Rendentier, Darkseer oynuyor. Daywalker, Enchantress, Klasniki, Weaver, Legionnaire, Rubik ve Necroman'da midde troll oynayacak. Troll. Evet. Çok sık troll oynamıştı var zaten. Evet. Bugün gördüğümüz kadarıyla Necroman'ın. Ve iyi de oynuyor aslında. Şu anda Merlin takımına baktığımda topluca 5 kişi yukarı gitme gördüm. Evet. Oradan bir kill falan çekecekler mi diye bakıyorum ama şu an gittikleri kişi Darkseer. Darkseer de ilginç bir şekilde Ayoşel'le başlamış. Yani oradan kaçması pek mümkün gözükmüyor. Eğer 3 kişi 4 kişi falan girerse bu arada kendi kendine yazmak biliyorsun. Rendentin aslında şu anda üstünde ward yok. Rune bekliyor orada. Karşı takımın jungle'ına girmeye korkuyor. Evet. Şu an baktığında troll. Biraz regen var üzerinde. İki tane tango arkadaşlardan almış. Evet. Bunun yanında Enchantress'a baktığında üzerinde smoke var. Ward'lar var. Weaver yüzükle başlamış. Yüzük ve regenle. Rubik de aşağıda ward ve çeşitli regenler var. Gördüğüm kadarıyla ortada ya, troll, aşağıda Weaver, Trillane. Trillane 2 artı 1 sayılır. Trillane sayılır yani aslında Enchantress varsa. Plastiki DD rune'ü buldu. Oyun başında onun için büyük bir farm demek bu. Evet bu arada aslında ben demiştim ya bu Doom'u nereye koyacaklar diye senin dediğin oldu. Jungle'a Doom gidiyor evet. Ve hard lane'i tamamen bıraktılar şu an free farm'a. Ama zaten free farm bırakmaktan korkmayacaktır çünkü anti-mage yukarıda açıkçası free farm'a yakın bir şey alacak. Yani farm savaşları şu an devam ediyor. Bakın farm savaşlarının sonucunda anti-mage gerçekten galip çıkabilecek mi? Çünkü Darkseer'e karşı kasmak çok kolay değil. Ancak işte Darkseer'in buradaki dezavantajı şu olacak. Surge'de başlamadığı için erken baskı onun için baya kötü olacaktır. Şu anda bunun farkında olan Merlin Esports supportları da oraya doğru yöneldi. Evet gidecekti ama şu anda tekrar jungle'da Crystal Maiden'ın jungle kapasitesini kullanıyorlar. Aslında gitmediler. İyi bir şekilde. Gitseler daha iyi olabilirdi aslında. En azından bir sıkıştırsalar evet. Ama oradan farm almaya devam ediyorlar. Yapacakları bir haras. Evet. Ancak orada XP almayı başaramadı. Darkseer çalıştı XP almayı başarılı olamadı. Bu esnada pull... Pull denemesi görüyoruz. Gerçi pull atmadı onu. Biraz şey, jungle'ı engellemek evet. için falan yaptı galiba. Akıllıca bir hareket gerçekten. Evet. Weaver çok rahat farmını alıyor aşağıda. Ortada ise şu an Lastit savaşları devam ediyor. Bu arada Lastit'leri hemen açalım. Weaver, Nightstalker. Daywalker'da şu anda smoke basmış bir şekilde. İki tane natural creep ile arkadan dolaşıp Unique'i kesmeye çalışacak. Bir adet Centauru ve bir adet de Ursa'sı var. Her bir Smasher. Unique fazla açıldığı takdirde ve şu anda yaptığı gibi ölebilir ve atar başladı. Bu arada ortada görüyoruz şu anda Nightstalker'da bir bası geldi. Evet. Güzel bir stun. Çok güzel bir şekilde. Güzel bir chain stun'la first blood'ı Enchantress aldı. Evet aslında akıllıca bir hareketti. Biraz ofansif jungle yaptı herhalde orada anladığım kadarıyla. Ya da dolaştı mı? Dolaştı galiba değil mi? Jungle ofansif evet, değil ama dolaştı. Arkadan dolaştı. Sağlam bir smoke'la kill çekti. Dolaştı. Bir daha göstersene parmağını. Bunu yaptı görebilirsin. Şaka yapıyorum. Devam ediyor şu anda oyun gördüğüm kadarıyla. Ama daha görece pasif bir oyundu önceki izlediğimiz oyunlara göre. Hani tek bir gank vardı şu anda da başarılı oldu. Hani Türk takımları biraz daha herhalde bu konuya çalışması lazım. Çünkü her Enchantress Chen gank'i kill getirdi. Evet. Oyunun başında. İzlediğimiz maçlarda. Çeyrek finalde. Ya da genelde beklemiyorlardı direkt 2 level'da ya da 2. dakikada şeyleri. Yani işte hani beklememek de bir nevi aslında hazır olmamak manasına geliyor. Yani hani aslında her zaman uyanık olması lazım ortadaki oyuncunun. Hani onu takip eden birisinin olması lazım. Supportları falan bunu takip etmesi gerekiyor bir nevi aslında. Bu arada Anti-Mage'in Weaver'la başa baş neredeyse bir farm götürdüğünü görüyoruz.
Hatta ara sıra kaçırıyor bile. Bu da tabii ki Darkseer'in aslında push gücünden kaynaklanıyor. Yani kendisi çok böyle XP belki gold çok kadar, istediği kadar alamasa da hani derken bir baskı geliyor, bakıyorum Surge birinci seviye, Surge var, Surge geldi, Disable yok ve çok rahat kaçtı. Bu arada troll'e bakıyoruz, Bottle gelmiş. Nightstalker da öyle, tekrar ona da Bottle gelmiş. Ve tekrar bir gank geldi. Ursa'nın Slabi ile beraber bir kill daha çekti. 2 oldu. İşte bu dedik ya, Nightstalker'ın sorunu nedir diye. Hani ortadaki Evet. bu gankleri yememesi gerekiyor. Hani yaklaşık 30 tane sonra gece olacak ve hani level olarak çok geride kaldı. Şu an 4. seviyenin ortalarında. Hani troll var da 5. seviyenin ortalarında. Hani eğer ilk hastaydı en az 5 görebilirdi. Ve kaçıldığı farmlar ve experience'ları Evet. hiç etmedik onlardan. Ama böyle bir şey de var. Kaçırdığı farmlarla birlikte sadece elinde bottle ve botla geziyor olacak eğer gezerse. Muhtemelen zaten bir 6. dakikaya kadar da çok rahat gank falan atamayacaktır. Zaten gank atacağı sadece şu an haritada Darkseer var. Darkseer var, evet. Evet. Onun için çok kolay Weaver kolay öldürme atamayacaktır. şansları yok şu anda. Weaver da bunun rahatlığıyla, daha doğrusu support da bunun rahatlığıyla Enchantress'in aldığı experience'ten nasıl bir almaya çalışıyor. Evet, bu arada Crystal Maiden'dan güzel bir buz geldi. Bu arada patlattı. Botu patlattı. Nightstalker ve şu an kovalamaya devam ediyor derken bakıyorum Doom'dan çok güzel bir skill geldi. Ancak yeterli olmayacak. Birazcık derin Rengen girdi. atar. Evet, atar. Evet. Fazla atar oldu. Evet. İki takım da bayağı bir kendini test etti aslında karşı tarafı orada. Defansif oyun. Zaten tam ondan bahsedecektim. İki takım da ilginç şekilde eski metaya devam etti. Hani bir kişi koruyup, dört kişi bir kişiyi koruyor. Hani kalanlar da oyunu dağıtmaya çalışıyor şeklinde. Ve çok Botta garantili bir oyun oynuyordu. Doom'da kuleyi korumaya geri döndü. Kulenin fazla damage aldığını fark edip. Weaver'da dakika 4.55'te Midas'ını aldı. Çok iyi bir zamanlama gerçekten Evet, Midas. çok iyi bir zamanlama. Tabii ki bunun farmdaki etkisini göreceğiz. Zaten network'e bakarsak birinci sırada olduğunu görüyoruz ve bu çok hızlı bir şekilde devam edecek. Bunun yanında yukarı bakıyorum. Yukarıda 2'ye 2 bir Yolin söz konusu. evet, troll de bu arada jungle'a döndü lane bitirince. Akıllıca bir şekilde. Buradaki tabii kamp da değişti. Eskiden ufak kamptı, şimdi büyük kamp. Aslında orta büyüklükte bir kamp. Arada bazen büyük kampta çıkan centaurlar falan çıkabiliyor. O da bayağı avantajlı aslında. Mid farmı için Radiant tarafında bayağı bir avantajlı. Bu arada bakıyorum yukarıda 3 kişi toplanmış. 3'e 3 bir mücadele olacak gibi geliyor bana. Hemen devam ediyorum. Şu anda ufak bir haras denemesi başarısız da sonuçlandı. Sesimizi açalım. Sesimiz az geliyormuş. Senin sesini de biraz açacağım abi şimdi. Senin sandalyenin sesi senden fazla geliyor zaten. Fark Öyle mi? ettim, evet biraz öyle. Birazcık açtım senin sesinde. Umarım sesimiz şimdi daha iyi geliyordur. Bu arada bir ward'u çektim, pardon, ördüğünü çekmeyi başardım Nightstalker. İlmi sürünü tam da gecenin ortasında kullanabilecek çok güzel bir rün aslında. Bunun yanında gece ultiyi aldı. Acaba ulti niye açmıyor diye merak ediyorum. Derken hemen bir enchant script'ten Haras geldi. 3 2 kişi var. 2 kişi artı bir creep. Nightstalker sıkıştırıyor. Ve Invis'i kullandı orada. Evet, oyun görece pasif geçiyor aslında. Evet, şu anda Diğerlerine göre herkes farklı. iki takımın birbirini tanıdığı için sadece farmlamaya yöneliyor. Fazla bir kill görmedik. 7. dakikayı geride bırakmış bulunmaktayız birazdan. Aynen. Ve alt tarafa doğru bir gank denemesi görüyoruz. Doom'a diyorsun. Bakıyorum şu an Evet. Doom'da biraz para saklıyor aslında. Derken Evet. bakıyorum yeterli olmadı. Üçüncü kişi de geliyor şu anda. Muhtemelen onu bekliyorlardı. Enchantress geliyor. Arkasında Ursa Creep'i var. Yavaşta hasar verebiliyor. Ve gank başladı. Gank başladı. CM orada çok talihsiz yakalandı. Bakıyorum kaçabilecek mi diye. Ursa'nın vuruşu yeterli olmadı. Doom geldi burada 6. Bunu seviye. geldi. Rubik şu anda Güzel bir çok güzel barındık bir görüyoruz. block. Evet, bakıyorum orada şu anda eşek de var. Ancak eşek orada bu Doom'dan süper bir Shockwave geldi. Ve Shockwave sayesinde oradan kill çekmeyi başardı derken Weaver bu arada arkada kuleye dive atıp ultiyi bile kullanma ihtiyacı hissetmeden çekti. Orada Abaddon'u. Akılcaydı gerçekten. Ancak Nightstalker henüz göremedik gece.
Evet. Biraz gecelerin yargıcı. Early game'de verdiği killleri şu anda bedelini ödüyor. Evet. Tekrar gündüz olmasıyla beraber. Ve Klasniki şanslı bir şekilde regenerini buldu. Kuleyi altına dive ederken yediği harası şu anda kurtardı. Şu anda bakıyorum, Nice Lock'ta gündüz vakti gelen bir haras var ve gelirken geceyi açtı, ulti zorladılar, bu da çok iyiydi. Ve orada Nice Lock'a yardım edecek kimse yok, boşu boşuna harcamış bir ultiydi aslında. Evet. Geceliğin kullanması çok daha avantajlı olacak bir ultiydi. Şimdi gündüzün zamanında aslında, hani gündüzden bir şey kazanmadı aslında. Hani gündüz olarak devam edecek kaldığı yerde. Ulti, yani geceyi uzatmak daha avantajlı oluyor genelde. Takımlardan hafif bir rotasyonlar olmaya başladı. Bakıyorum şu anda Crystal Maiden wardlamaya gitti. Bu arada üzerinde smoke da var. Yani kullanacak mı, ne zaman kullanacak merak ediyorum. Ve Abaddon şu anda biraz ortada destek vermeye mi çalışıyor diye bakıyorum. Bu arada aşağıda Doom farmını almaya devam ediyor. O da drum çıkmış şu anda. Direkt drum almış. Weaver'da ise şu an itibariyle Power Trace var ve net bir Lincoln yolu gözükmüş ona da. Arkadan da oynuyor şu anda Doom. Doom'u yedirebilirse. Ve Doom'u yedirdi. Bakıyorum yeterli olacak mı diye. Bu arada CM'den de bir destek geldi. Ve oldu. Net. Net bir kill geldi. Shockwave ile birlikte. O da garantiledi. Gerçi bütün manasını harcadı neredeyse Doom. Bu kill'i almak için. Ama Weaver'ı kesmeye gerçekten çok ihtiyaçları vardı. Çünkü Midas orada coşmuştu 4.5 dakika Midas'ıyla. Bunun da farmı da 60 last hit. Şu an ve buna cevabı geliyor şu anda DP takımının. Doom'u kesebilecekler mi bakalım. Bu arada Abaddon'dan mükemmel bir yardım geldi. CM de orada ve çok güzel bir kurtarış. Mükemmel bir kurtarış takım oldu. Takım oyunuyla. Bakalım gündüz vakti Nightstalker'da orada şu an kaç kişiler diye bakıyorum. 4 kişi oradalar. Şu an tekrar defansif bir TP de geldi ve 4'e 4 bir durum oldu. Tekrar roam'a devam ediyorlar. Ortaya baskı gelecek mi diye bakıyorum. Bir double damage ürünü var bu arada yukarıda. O çok etkili olacaktır oyunun safhalarında. Nightstalker ona gidiyordur diye düşünüyorum. Bu arada Battle Fury geldi. 10. dakika Battle Fury. Gerçekten Tase yine. Tasettin Dotto. Tasettin Dotto. Best Dotto. Muazzam iyi bir zaman bu arada. Tabii ki botu atlamış durumda ama. Hani şu an zaten nasıl erittiğini görüyorsunuz ama kendini eritecek biraz da. Akıllıca bir oyun Darkseer'dan. Evet bu arada Darkseer'a sağlam bir şey gelecek. Buradan. Bu Double Damage'lı Nightstalker geliyor bu arada. Silence'ı yediremedi mi diye bakıyorum. Silence hiç vermemiş. Ne diyorsun abi evet. Build konusunda? 4-0-3-1 skill build'ı. İyidir, iyi. İyi. Şu anda başımda. Bu arada cast odası cast odası değil ya. Ne diyorsun? Günümüzün cast sorunlarından konuşalım biraz da. Şaka şaka. Alt tarafta üçlü bir baskı var şu anda DP takımı. Bu baskıyı durdurmak içinse bakıyorum orada Doom geliyor ama Doom tek başına yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum. Artı creepler, bir avuç creep vardı orada. Shockwave geldi. Bir miktar toparlamaya çalışıyor orada Doom. Ancak kulenin canı bayağı azaldı. Crystal Maiden de yardım etmeye çalışıyor ancak kule düştü burada. Deny gelmedi. Ve net bir zafer oldu aslında bu DP için. Bu esnada yukarıda anti-mage'in baskısı var. O da lastiklerini şu an inanılmaz hızla arttıracaktır yakın zamanda. Botunu da almış. Zaten ona gördüğüm kadarıyla DP takımı için baskı kurmuyor. Ve... MVP ödülü için link paylaşılıyor şu an. Tamamdır. Tamamdır. MVP tahmin ödülü mü bu? Tamamdır. MVP, okey. Tamamdır. Oyuncular arasında MVP seçecek arkadaşlar. Bununla ilgili link ve gerekli bilgi şu anda chatte paylaşılıyor. Anda... Beğendiğiniz oyuncuya oy verip oradan. Bir ödülü var herhalde değil mi? Nedir abi ödülü? Mouse ödülü varmış. Daha önce hep Tals. Tal saldı şu ana kadar. Ancak sağlam bir Roche failiyle birlikte bilmiyorum. Artık o 0'a 9 muydu? 1'e 9 muydu? O performansı biraz şöyle pislik davranayım. Almasın bu sefer. Bu performansı bakalım bu sefer alacağı MVP ödülüne etkileyecek mi? Fakat 10 dakikada BF bitti. Yani Burning'in rekoru kaçtı? 9 dakika mıydı? 30 saniye falan oldu. İnanabilirim buraya. Az kalsın inanıyordu bana gerçekmiş gibi. İşte buna yakın ve gerçekten benim rekorumdan fazla diyeyim yani. 11 dakika yaptım ve mutlu oldum bu şeyle. Neyse.
Bunu da feed almadan yaptığını söylemek lazım ya. 0 kill'de. Evet. Aslında bunu. Onu söylemek lazım. Bu arada tabii ki aksiyon devam ediyor. Alt kule düştü. Orta kule düştü. Biraz da biraz, bu arada yankım var birazcık. Ona bakalım. Bu arada yukarıda baskı var Abaddon'a. Abaddon kendini öldürdü. İşte bu. Gerçekten güzel bir hareket. Güzel bir hareket. Final yarışlı bir hareket. 4 kişinin arasından. Aslında son buff'ın, aslında son nerf'in de bunun etkisi oldu biraz. Artık heal atarken daha fazla canı gidiyordu. Evet. Muhtemelen bu sayede kendini bir şekilde öldürmeyi başardı. Bu da anlamlı bir hareketti. Bu arada yukarıda bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5 kişilik bir push ekibi geldi. Ve bunu ortaya pushlayarak cezalandırmayı düşünüyor. Merlin takımı çift TP geldi bakıyorum. Darkseer duvar açmayı düşünecek, şu an gece vakti yakalaması imkansız gibi bir şey. Nice Stalker'ı ve hani orta kuleyi kurtardılar ama... Alt kuleyi kaybedecekler. Eğer defansif bir şekilde ilerlemezlerse. Evet, bu arada Frosty Dota da hani arka arkaya farklı farklı creeplerle orada farklı farklı yaratıkları çekip burada push'ı kuvvetlendiriyor. Şu an push için uygun olan bir creep çekmiş 250 durumda. 250 canlık bir iskeletle kule aldılar. Olmaz böyle şey mi diyorsun? Yani güzel bir şey. Olabilir. Ve Doom Black 14'te Shadow Blade'ini aldı. Önemli bir initiation yaparken direkt karşı takımın güçlü sıkıntı hero'suna diyeyim. Onu susturarak Gommat'taki kazanma ihtimallerini daha yükseltiyorlar. Evet, bunu muhtemelen Weaver için düşünecek. Evet. Ancak Weaver da bu arada Lincoln'e acayip yaklaşmış durumda. Bakıyorum bu arada Anti-Mage ile beraber Anti-Mage patlattı Enchantress'ı ultisiyle beraber ve şu anda bir 4'e 5 bir durum olacak. Ancak bu arada 3 double damage 3 vuruşla CM'yi çekmeyi başardı troll şu anda. Bakıyorum Abaddon orada yattı. Ve 2 kill verdiler. Shadow Blade'le oradan kaçmayı başardı şu an itibariyle. Doom ve hani 2'ye 1 gibi kötü bir ticaret yaptılar aslında orada. Kill ticaretleri iyi değildi yani. Ve ilginç bir şekilde ilk defa early game'de biri üstün değil. Hani killlerde Darkness takımı üstün fakat yine de laning'lere baktığımızda iki tarafında gankleri sonuç veriyor. Evet, bu arada güzel bir Doom'la gördüğüm kadarıyla Ruby'yi çekmeyi başarmıştı ancak şu an herhalde orada iki takımı biraz geriden çekecektir. Anti-Mage'in bu arada çok güzel killer çektiğini gördük orada. Bu Anti-Mage için çok iyiydi. 2'ye 0 oldu. 15 dakikalık oyun süresince 124 creep kesmiş. Şu an gayet durdu aslında farmı. Hani evet. Bayağı power trace bitmiş, battlefield bitmiş. 1600'de bankaya para koymuş. Bayağı faydalı aslında şu anki farmı. Hani yakın zamanda bir manta. Evet, hızlı zaten bir manta gelebilir. Işırtılar geliyor burada. Yanlış şey olmasın, bizden geliyor. Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Bu arada tabii pasif farm'a geri döndü Merlin. Bu olayın üzerine. Erken çıkan Battlefield'den, etinden sütünden. Evet. Faydalanmak için. Daywalker da gene Yank takımını toplamış. Bir adet Hellblade Smasher ve Centaur'la. Bu arada... Roche'lu bir hareket vardı ama... Alabilecek güçleri var mı acaba şeyin? Yani işareti atan DP'den troll'dü. Evet. Hani bir bakalım tadındaydı daha ziyade. Gerçi troll'ün ultisi herkese attack speed verdiği için onu kesebilirler. Zira Weaver'ın da damage küçümsenmeyecek alırız. Dakika 16'da Lincoln'le bitirmiş. Evet ama bunun farkında Merlin takımı. Bu arada Doom geldi. Troll'e Doom geldi. Arkadan bakıyorum Darkseer, Wall artı Crystal Maiden ultisi. Wall çok iyi. Bakıyorum yeter olacak mı? Savaş şu anda son gazıyla devam ediyor. 2-2 oldu değişim. Anti-Mage orada devam ediyor. Anti-Mage canı yarıya indi. Kaçabilecek mi acaba? Ve çok 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 kritik bir kill'di Anti-Mage adına. Orada ölmesi onun için gerçekten çok büyük bir olay oldu. Çünkü çok iyi farm alıyordu. Şu an bu zamanı farm olarak değerlendiremeyecek. Aynı zamanda altın kaybetti. Karşı tarafa altın verdi. Network'teki fark açıldı. Evet, şu anda aralarında yaklaşık 1700 bir fark var. Weaver'la Anti-Mage'in. Ki Anti-Mage'in bayağı bir önde olmasını beklerdik sonuçta evet. Bu network'te. Ki 50 creep Justin yani yarısı kadar daha fazla farmlamış durumda. Sadece killerle. 5'e 1 oynuyor çünkü şu an Weaver. Evet. Bu arada savaş devam ediyor. Ve Nice Stalker'ı çok kötü yakaladı DP takımı. Arka arkaya killer. Bir anda 11-6'ya döndü maç. Ne diyorsun? Ben dengenin yerine geldiğini düşünürken böyle bir durum olması beni biraz üzdü.
Bakalım. Late mid game'de yani Merlin Esports bu durumu kendi haline çevirebilecek mi? Oyunu dengeye getirebilecek mi? Hani Formen Dota yapmaya çalışıyorlar şu anda. Anti-Mage'i farmasalı fakat Roshan farmın Roshan Combat'ında Anti-Mage'e ihtiyaçları vardı. Bu yüzden Anti-Mage de geldi. Ve kill alamadan öldü galiba Anti-Mage orada. Ya da aldı mı? Anti-Mage vallahi ben de tam yüz göremedim ama bildiğim anım kadarıyla almamıştı orada. Hatırladığım kadarıyla yani. Almış evet. 2-0. Hala 2-0 değil mi? Evet. Bunun yanında ortaya baskı devam ediyor şu an itibariyle. Yukarıda Taz Anti-Mage'le kasmaya devam ediyor. Kuleye baskı gelecek. Aslında biraz Anti-Mage o konuda geç kaldı. Kuleye daha hızlı baskı uygulayabilirdi Battlefield'e. Savaşa gelmeyi tercih etti. Bir önceki savaşta olmasaydı ve o savaşı o kadar net zorlamasardı belki Roche'u verip kule alabilirdi. Hani oradaki bir tercih aslında bu savaş çıkarmak ve savaşı da kaybedince Anti-Mage kendi adına bir dezavantaja dönüştü. Şu an bakıyorum alt koridora ya da başka bir koridora gidip farmlayacak mı diye bakıyorum. Orada güzel kaçtı. Üzerine gelebilecek baskıyı görüp. Ve Merlin Esports supportları ve falanlar smoke kullandı şu anda. Ama üstlerine karşı, Darkseer'e karşı bir saldırı girişiminde bulunacaklar. Smoke'u kullandılar ama tam Observer vardı üstünde kullandılar. Orada smoke. Ama karşılarına bizim Jaylan'ımız çıktı. Evet görmelerine rağmen. Görmelerine rağmen şey olmadı. Bu arada DP takım aşağıdan desteğe geldi bakıyorum. Silence cooldown'da şu an itibariyle ve bakıyorum troll çok net girmeye başladı. Abaddon'u eritti. Şu an vurmuyor. Abaddon'un canını doldurdu neredeyse. Ancak gerçekten gene mi double damage var onda diye bakıyorum. Double damage yokmuş ama Ion Shell'le beraber çok rahat eritti. Ve üst kuleye baskı devam edecek. 12-6 skor. Yani Anti-Mage devreye giremeden klasik oyunda baskı kurmaya devam ediyor. DP takımı. Anti-Mage'e karşı yapılabilecek en iyi yöntem bu aslında. Sık sık takım savaşı zorlayıp, sık sık kulelere zorlayıp. Hani farmı o kadar da abartmayıp bir şeyler yapabilirsiniz. Bu arada bakalım Necroman dalacak mı? Frosty'ye ve daldı. Dust da basıldı. Ve kill'i aldılar. Necroman şu anda Mega Kill serisi yakaladı. Üzerinde Aegis var. Evet, ve Shadow Blade'i de var. Bu kuleyi de alacaklar ve Merlin Esports'un yavaş yavaş kollarını bacaklarını kesiyor. Evet, gene kulelerini almaya başladı. Tek kulesi kaldı. Açıkta. Tek bir tier 2 kulesi ayakta. Onun üstünde bütün kulelerini verdi. Üst tarafta bir DD rune var. Acaba bunu biri farkına varıp diyeceğim de bu arada Tahsettin Dotto gene üst kuleyi almayı başardı. Güzel backdoor evet. Geldi orada. Gerçi koruma yok ama olsun. En azından kule alması iyi bir şey oldu. En azından creepleri durduracak bir süre orada. Biraz daha geç gelecek creepler falan üzerinde derken. Oradan gelen parayla ultimate orb aldı. Evet. Ve oyunun ilk Star Series turnuvasının ilk tier 3 kulesi düştü finalde, final serisinin. Evet bu arada troll çalışmaya devam ediyor şu an Doom'un üzerinde. Eritiyor Doom'u. Anti-Mage'e bakıyoruz. Güzel bir yaşaya ihtiyacı var aslında. Yaşa çok gerekli onun için. Bu arada Doom'u çok iyi yakaladı. Bakıyorum Doom gelecek mi diye. Şu anda Leaver'ın şeyi yok. Doom'u yok. Lincoln yok. Ona karşı gelecek bir Doom. Leaver'ın elini kolunu bağlayabilir. Ama Doom Darkseer'e geldi. Evet orada troll çok kötü yakalayıp onu beşledi ve ölümüne beşledi hatta. Bu arada Doom'u yiyen Darkseer hiç umurunda olmadı bu durum. Sadece duvar atamıyor derken bakıyorum Abaddon Enchantress'ı kesti. Weaver'ı bu arada çok net çekmeyi kesmeyi başardı. Ancak duvar ve ultiyi de çalmış Crystal Maiden'ın. Çok güzel bir ulti geldi. Bakıyorum orada Dust'la birlikte Doom eriyecektir. Yine 2-2 bakıyorum 2-3 değişimler oldu. Ve oyunda birden fazla buyback atıldı. Yeni gelen meta gereğince altın kazanacaklar. Hani buyback attıkları zaman doğma zamanlarında geçen %25 zamanı tekrar öldüklerinde ölüm sürelerine ekleniyor. Evet. Bu da onlar için daha uzun bir süre. Gördüğümüz üzere Doom'un daha doğmasında 40 saniye var. Level 13 bir Doom. Şimdi bu büyük bir zaman. Evet. Bayağı bir dezavantaj oldu ama tabi bu da DP'nin push'unun sona ermesiyle beraber aslında. Birazcık tek tacı mili Baraks'ın düşmesiyle sonuçlandı. Range Baraka da şu anda canı yarında duruyor ve hiçbir regen yok yeni gelen peşle beraber. Uzunca bir süre öyle duracaktır ittirmeseler bile. Bu arada BKB Manta geldi. BKB trole, Manta ise Anti-Mage'e. Anti-Mage biraz daha güçlenmeye başladı ama yani farmda önde olmasına rağmen Network'te 3. sırada şu an. Troll onun aşağı yukarı aynı farmı paylaşıyor.
bu da aslında Anti-Magician'ın oyunun çok da gitmediğini işaret ediyor. Her ne kadar farmı iyi olsa da. Verdiği killer. Bir kill vermiş, alamadığı killer. 23 dakikada 180 last hit. Gayet iyi olmasına rağmen 18'de 8 maç. Evet, kombatlarda geri kalmalarına rağmen Anti-Magician'da bu farmı görmek. Evet, farmlar çok iyi. Evet. Ancak item olarak önde olması gerekiyor Anti-Mage'in tabii doğal olarak. Yani Anti-Mage'in hikayesi aslında çok item erken zamanda kasabilmesi. Battlefield ile beraber. Yani bunu göremedik daha henüz. Belki biraz daha maç devam ederse bu konuda daha etkili olabilir. Çünkü karşı tarafta Troll ve Weaver'ı durdurmalı gerekiyor şu an itibariyle. Ona dikkat etmeleri gerekiyor. Aşağı kuleye baskı var bu arada. Tekrar bir toplandı oraya. DP takımı. Şu an 4 kişi var. Glyph geldi. Ama Merlin takımı çıkmak için biraz daha hani endişeleniyor şu anda. Girmekten Queen'i sattılar şu anda ve girmeyi tercih etmediler. Tamamen high ground'a çekilip orada muhtemelen defansa devam edecekler. Aslında Weaver'ı DP takımı tam bir speed push için kullanmıyor. O bana ilginç geldi. Mesela aşağıdan onlar pushlayıp yukarıdan Weaver pushlasa onlar için çok daha zor olacak. Mesela Weaver şu anda çok net yukarıdan range bırakayı çekebilirdi. Onu tercih etmedi DP takımı. Evet. Biraz daha güvenli oynamak istiyorlar galiba. Ben buna yoruyorum bu şeyi. Çünkü Weaver oraya gittiğinde ani gelecek TP'lerle zor durumda kalabilirdi. Bu arada Roche'a bakalım. Bir dakika sonra karar veriliyor herhalde. Evet. Kaç dakika daha devam edecek. 8. dakikası da olacak yani. Bu arada bakıyorum, DP takım burada Anti-Mage'i arıyor gibi geldi bana, ancak bulamadılar. Anti-Mage şu an 1200 canıyla Ancient tarafa doğru gidiyor. Orada herhangi bir stack var mı diye bakmak istiyorum. Herhangi bir stack yok, ancak gene de farmlamayı tercih edecektir. Bu arada Nice Talk'a bakalım, üzerinde BKB phase var, dakika 25. Çok iyi bir oyun çıkarmıyor aslında. 1-3-4 oynuyor. Bu yüzden Crystal Maiden'a bakıyorum. Üzerinde Tranquil var. Abaddon'un üzerinde Arcane Boots var. İşte Ruby'nin üzerinde Blink Arcane Boots var. Hani bu anlamda DP'nin daha zengin olduğunu söylemek çok da zor değil. Daxion'un üzerinde Sheepstick var şu an. Anti-Mage için tamamen kasmış bir item gibi duruyor. Mesela Anti-Mage aşağıda baskı kurmak istiyor. Evet. Ama Daxion'da Sheepstick hemen var. Üstünde bir Daxion onu bekliyor. Yanına biraz backup aldığı anda Anti-Mage ölebilir. O backup geldi ancak şu anda Anti-Mage'i arıyorlar nerede olduğunu. Anti-Mage'i gördüler. Kuleyi tırdığını. Mantayı da kullandı. Mantayı kullanması çok kötü oldu. Herhangi bir... Bakıyorum şu anda TP attı. TP atmadı daha. Pardon, TP diyorum. Blink attı. Kaçmaya çalışıyor. Ve daha uzağa bir blink atarak oradan kaçtı şu an TP ile. Evet, Merlin takımı her dakika geçince daha da güçsüz hale geliyor aslında. Merlin takımında mecha yok. Kombatlara çok zayıf kalıyorlar bu yüzden. Evet, supportları çok, farm çok az. Ve mecha çıkma niyetleri de yok artık bu dakikadan sonra. Zaten artık evet. 25-30'dan sonra mecha çıkmanın çok bir anlamı olmuyor. Değmiyor yani çoğu zaman. Bu dakikadan sonra kasmak. Yani o mecha ile kazanacakları 1250 HP totalde. Hani pek işlerine yaramıyor. Pek işlerine yaramayacak, evet. Keza karşıda düşünürsen mesela trollün falan girdiğinde ne kadar hasar verdiğini. Keza Weaver'da troll de hani birebir hasarda çok iyi. Hani hero'lar böyle takım, ne bileyim, herkese vuran hero'lar değil. Hani o yüzden mekanın aslında çok büyük bir etkisi olmuyor. Bir defa fazla ya vuruyor ya vurmuyor artık o dakikadan sonra. Yani mekanın vereceği heal, Daxter'ın hani bir vuruşu. Yani trollün yani, mesela. Daxter diyorum. Weaver. Evet. Çünkü o da Demon Age'in üstünü almış. Desolator'ını da almış. Evet. PTS'ini de agility yapmış. Yani damage vurmaya geliyorum diyor. Harbita. Bu arada Roche çıktı. Bunu fark etti evet. Takımlar herhalde. DP takımı özellikle kovalıyordu onu. Oraya bir tane kurt çuk yollamış durumda şu anda. Evet. Domin'den aldı, kurşu yolladı ve fark etti orada onun olduğunu. Ve şu an net çok hızlı bir şekilde alacaklardır tabii trolle beraber. Ultin sesini duyan karşı takım yetişemiyor. 27-34'te Roshan düşüyor. Büyük finalin ikinci Roshan düştü. Evet, bu arada aşağı ve yukarı pingler var. Gördüğüm kadarıyla Doom bir yandan ittiriyor. Speed push, Red Dot'a devam ediyor. Ancak ortaya sağlam bir baskı gelecek muhtemelen DP'den. Yani ikinci seviye üst kuleyi satıp ortada Baraka'ya falan ilerleyebilirler.
Ki Doom çok hızlı pushlayabiliyor şu anda hasarıyla. Sağlam bir kurt kapamamış olması belki bir dezavantaj artık bu dakikadan sonra ama. Hani kuleye çekeceklerdir. Bakıyorum ortadaki kuleye baskı var. Troll'ün ultisiyle beraber inanılmaz bir push gücü geldi. Nightstalker da Link'ini patlattı. Bakalım ikinci barakalar alabilecekler mi? Evet, bir milli baraka daha düştü. Şu an range'i bıraktılar. Burada üst kuleyi Doom almayı başaramadı. İki tane TP geldi. Bakıyorum. Biri iptal oldu. İkincisi de iptal İkincisi oldu. İkincisi iptal oldu ancak orada... Dream Coil gelmiş galiba. Milyonluk. Evet, ooo çok iyi bir Volt Vakum kombosu geldi bu arada. Ve CM'den de süper bir ulti geldi. Zamanında durduruldu ama Weaver bu arada double kill aldı. Süper bir takım savaşı döndürdü orada. Gerçekten Dark Tear. Çok çok iyi bir Vol'la. Ve çok çok iyi bir Vakum'la orada 3 kişi kilitledi. Üçüncü baraka doğru ilerliyorlar. Crystal Maiden buyback attı. Yeterli olacak mı diye bakıyorum. Bu arada Doom bu arada tam TP atarken 5 yedi. Ve savaşı şu anda 3 kişi yürütmek zorunda kalıyor Merlin. 4 kişi. Bu arada artık Tahsettin Dota girdi. BKB artı mantı ancak yakalayamıyor. Ve son anda yakalamayı başardı. Bir kill çekti ama hem BKB'den bir şarj hem de mantayı kullandı. Ve zar zor çekti. Bu arada Enchantress'tan da Aghanim geldiğini görüyoruz. Darkseer'ı kovalıyor Anti-Mage. Bu arada Doom arkadan geldi ama gelir gelmez Sheep Stick kullanıldı üzerinde. Ve Doom geldi Darkseer'a. Artık o Darkseer ölsün dedi Günlük şu an itibariyle. Fazla bir harasıyor şu anda Weaver'dan. Çok zayıf kaldı bu kombatta. Üstünde bir Senji var. Bununla Halbert kasacak büyük ihtimal. Evet, bakıyoruz bu arada. Doom'u yakaladı orada. Troll ancak bir şekilde stunlandı. Bakıyorum. Ve hata yaptı. Yukarıda da evet. Alanına girdi. Şu an aslında Merlin çok iyi bir savaş çıkarıyor. Canları çok az hero'ların ama bir şekilde oradan 3 kill çekmeyi başardılar. Neyse 1'e 3'tü. Sanırım bir buyback de vardı ama. Var mıydı? Buyback şu an gözükmüyor ama. 1'e 3 bir savaş Merlin için gerçekten artık şey oldu. Can suyu oldu bir nevi aslında. Bakalım 2 lane kaybetmiş. 2 lane'den süper krep gelen Merlin takımı. Yapacakları taktiklerle bu oyunu kazanabilecekler mi? İlk oyunda Tahsettin'e anti-match verdiler fakat bu pek yeterli olmadı gibi gözüküyor. Farmı yetmedi. Tahsettin Dota. Bahsettiğim gibi hani tanıyorlar hani karşı takım. Bu Legionnaire'le Tahsettin Dota aynı takımda oynamıştı. Birbirlerini tanıyorlar ve galiba Legioner Tahsettin'i nasıl kantılacağını bulmuş gibi. Yani bu oyunda evet. Ben bunu anladım. Aslında biraz da şundan da bahsetmek lazım. Yani bu oyuncular sürekli turnuvalarda minimum yarı final oynayan evet. Takımlar sürekli, ve sürekli birbirleriyle oynuyorlar. Sürekli beraber takımlarda oynuyorlar, takım değiştiriyorlar falan. O yüzden aslında bizim şu anda dışarıdan göremediğimiz bazı böyle akıl oyunları dönüyor olabilir aralarında. Ve bu arada ufak bir ayrıntı. Weaver'ın üstünde gem var. Karşı takımdan gelecek bir Doom atraksiyonuna karşı kendilerinde bir adet Invis Detection item'ı var. Hı hı. Kaybetmeseler iyi olur diyorum ben. Çünkü evet. Kendilerinde de Invis'ler var. İki Invis var kendilerinde şu an. Dikkatli olmaları lazım. Bu arada bütün barakaları neredeyse ortadaki bütün barakalar yukarıda milli barakanın almanın verdiği güvenle hani topluca bir 5 kişi alttan yaracaklar. Şu an bakıyorum Anti-Mage ortadan pushlamaya devam ediyor. Üzerinde TP'si var. Her an savaşa gelebilir derken TP attı. Bakıyorum. Baze attı TP. Biraz regenle hemen gelecektir aşağıya. Bu arada Glyph var mı diye bakıyorum. Glyph var. Glyph hemen açıldı artık. Bu lane'i mutlaka koruması lazım. Merlin takımının şu an Anti-Mage de oraya geldi. Ancak Nightstalker şu an elinden geleni yapıyor kurtarmak için. Derken bakıyorum Troll girdi. Ve kuleyi kaybettiler. Shiftstick geldi Nightstalker'a. Nightstalker orada Abaddon tarafından kurtarmaya çalışıyor. BKB geldi. Anti-Mage bu arada atlar atlamaz 5 yedi. Bakıyorum oradan kimi kurtaracaklar diye. Vol gelmeden Darkseer durdurabilirler. Anti-Mage yattı. Devam ediyor mücadele. Nightstalker canavliyle kaçmaya çalışıyor. Biraz da heal geldi ancak yeterli olacak mı? Yeterli olmadı. Enchantress'ta kaldı. Bu arada push devam ediyor. Kulelere saldırıyor ve GG well played. DP takımı finalin ilk maçını aldı. Çok çok zevkli bir Dota izledik bence bu maçta. İki takım da elinden gelen her şeyi yaptı ve finali yarışır bir ilk maç oldu.
Ne diyorsun? Salazar Toto. Ben güzel bir maç izlediğimizi düşünüyorum. İki takım da kendi taktikleriyle kazanmaya çalıştılar ve gülen taraf DP takımı oldu. Senin Raylar zaten DP'ydi. Evet. Ben Raylar'ımı ona bastım. İlk maç hani Raylar açısından seni sevmiştir tabi. Hani evet. İyi maç oldu. Hemen zaten baktığımızda skora genel olarak Troy 8-0, Weaver'ın 12-3 oynadığını görüyoruz. Evet. Çok baskın bir oyun oynadı aslında DP. Hani Merlin takımda elden geleni yaptı ancak hani özellikle Night Stalker'ın erken oyunda kırılması sebebiyle orada istediği verim alamadı oyunculardan. Evet. Anti-Mage'de yetişemedi. Core hero'larından birini kaybetti. Evet, ve midlerini kaybetmeleri onlar için çok kötü oldu. Evet, aynen. Çok erken gelen itemlar sonuç getirmedi. Anti-Mage itemları bir 5-6-7 dakika önce kastaydı eminim çok farklı olurdu oyun. Şuna hiç değinmedik. Necroman da boş bıraktığınız zaman gerçekten yani karşı tarafı parçalayabilen bir oyuncu. Hı hı. Ki oyuna bakıyoruz 8'de 0 bitirir oyunu. Hani bu da aslında her şeyi anlatıyor. Hani kombatlardaki troll farkını. Biraz da şansının etkisiyle mesela o alt lane'de Doom'u son anda beşlemesi. Evet. TP atarken. Aynen. Takım eksik bıraktı tabi. Doom orada gelemedi. Arkadan gelmek zorunda kaldı. Milyon dolarlık 5 diyelim ona. 5 klavyelik 5 kulaklık. Biraz öyle oldu. Kulaklık mı klavye mi? Birinciye kulaklık veriyorduk. Ben hep karıştırıyorum onu. İkinciye mi klavyeydi? İkinciye klavye. Okey. İşte bilmiyoruz. Bana ne var? Kol saat. Tüm gün yap kol saat. Neyse. Biz de kahve içelim. Evet arkadaşlar birkaç dakika muhtemelen bir ara vereceğiz. Ondan sonra tekrar beraber olacağız. Final ikinci maçıyla. İkinci maçı da alırsa DP. Bu maçı tamamen, bu turnuvayı tamamen kazanmış olacak. Merlin ise iki maç kazanması lazım. Comeback olacak mı? Bunu göreceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.